getirdi abi. İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner yapılacak kongrede Aydın İl Başkan adayı olduğunu düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Kurucu il başkanlığını yaptığım partimde il başkanı olarak önümüzdeki süreçle ilgili de devam etme kararımı paylaşmak üzere bir araya geldik. Yapılacak olan şu andaki teslim tarihi olmamakla birlikte 22 Ocak tarihini tavsiye ettik genel merkeze. Kesinleşmemekle birlikte yapılacak olan kongrede il başkanlığımı, adaylığımı açıklıyorum. 2023 seçimlerinde Aydın'da İYİ Parti'nin birinci parti olacağını belirten Taner, Aydın'da 8 milletvekilinden en az 6'sının Millet İttifakı'ndan, onlardan da 3'ünün İYİ Parti'den olacağını vurguladı. Biz geldiğimizde Aydın'da İYİ Parti'nin oy oranı %22 civarlarında, 21-22 civarlarında idi. Bugün Aydın'da İYİ Parti'nin oy oranı %27,5 görüldü. Daha da yukarıya gidiyor. Ve bu diğer siyasi partiler, Aydın'daki diğer siyasi partiler oylarını artırmadığı bir dönemde bizim oyumuz artıyor. Bu da Aydınlığının İYİ Parti'ye bakış açısının bir göstergesi. Tabii aynı şekilde üye kayıtlarında da bizim geldiğimizde 6000 kusur üye vardı. Şu anda 10.000'i yakın üyemiz var. 2023 yılında yapılacak seçimler için sürekli çalışacaklarını ve hedeflerinin Aydın'da birinci parti olmak olduğunu ifade eden Taner şunları söyledi. Burada hedefimiz nasıl ki Aydın'da İYİ Parti kurduğumuzda 6 ay sonra yapılan seçimlerde %15'lere gelen bir partiyi oluşturup o neticeye aldıysak artık yeni hedeflere kilitlenmek zorundayız. Ben geçen sene bu zamanlarda arkadaşlarımızın oylaması neticesinde il başkanı olmuştum. Aralık sonlarıydı. Dolayısıyla göreve geldiğimizde arkadaşlarımız tarafından görev tevdi edildiğinde kendilerine dedim ki arkadaşlar benimle yola çıkacaksınız. Aydın'da birinci parti olma hedefini hepiniz kabulleneceksiniz. Birinci parti olma hedefiyle yola çıkacağız demiştim. Allah'a şükür bugün birinci parti olmamıza çok az kaldı. Yani birinci partiyle aramızdaki oy oranı yapılan anketlerdeki ben o anketlerin çok sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum ama ona rağmen aramızdaki oy oranı 4 puana kadar düştü. Dolayısıyla biz o 4 puanı çok rahat bir şekilde aşacağız. Aşmamız da gerekiyor. Taner, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki kongrede aday belirleme noktasında etkili olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi. Herkes kendi işine bakacak. Biz İYİ Parti'yiz ve bunu baştan beri de söylüyoruz. İYİ Parti'nin konumu ittifak içinde rekabettir. İttifak içinde rekabetimiz yapıyoruz ama hiç kimseyi kırmadan, dökmeden, Türk milletini de rencide etmeden bir siyaset uyguluyoruz. Taner yol arkadaşlarıyla birlikte Aydın'da İYİ Parti'yi birinci parti yapacaklarını belirtti. Bugün arkadaşlarımıza, bugün yarın bizlerle beraber yol yürüyecek, beraber ekip ruhuyla hareket edeceğimiz arkadaşlarımıza da yeni bir hedef veriyoruz. Aydın'da %32 ile 35 arası bir oy oranını hedefleyeceğiz. %32 ile %35 arasında bir oy oranını hedefleyeceğiz. Aydın'ı Türkiye'nin geçen seçimlerde 9. başarılı ildik. Bu seçimlerde 2023 seçimlerinde Türkiye'nin en başarılı ilk 3 ilinden birisi yapacağız. Bu noktada benimle yola çıkacaksanız bize vatandaştan bu noktada gerekli çalışmayı yaparak o teveccühü sağlayacaksanız hep beraber yola çıkalım. Yoksa bu seçimlerde başarılı olmayacak olan bir ekiple ben yola çıkma falan da düşünmüyorum. Taner, İYİ Parti olarak Aydın'da en az 3 milletvekili çıkaracaklarını da ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekilinin 400'üne talip olarak bir çalışma yapacağız. Aynı şekilde Aydın'da da 8 milletvekilinin 6 tanesini İYİ Parti'nin, CHP'nin, DEVA'nın, Saadet'in, Demokrat Parti'nin, geleceğin içinde bulunduğu
altılı ittifakın aldığını kamuoyu da görecek, sizler de bizler de göreceğiz. Biz buna inanıyoruz. O altının üçü İyi Parti'nin arkadaşlar. Bu yazın bir kenara. Bu gerçekleşecek. Diğer arkadaşlara da söylüyoruz. Çalışırsanız 3-3 paylaşırız. 3'ü bizim olur, 3'ü sizin olur. Ama çalışmazsanız biz 4.'yü de talibiz. Milletvekili olacak mısınız sorusuna Taner şu cevabı verdi. Ben bir eski milletvekiliyim. Ben o işi yaptım. Ben o görevi tattım. Dolayısıyla yeni insanların tatmasından yanayım. Yeni gençlerimiz var, kızlarımız var, kadınlarımız var. O gençlerimiz, o kızlarımız, o kadınlarımız gelmeli. Ben yaptım o işe. Dolayısıyla ben milletvekili adaylığı düşünmüyorum. Düşünmeyeceğim. Bunu baştan beri de arkadaşlarımız zaten telaffuz ediyordum. Hala aynı noktadayım. Milletvekili düşünmüyorum. Aydın'da ve Türkiye'de sistemi değiştiremedikten sonra, bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemi devam ettikten sonra, belediye başkanı olsan ne yazar, milletvekili olsan ne yazar? Yok arkadaş, öyle bir düşüncem. Önce bu sistemi değiştirecek ortamı yaratacağız. Bu seçimlerde başarılı olma mecburiyetimiz var. Bu seçimlerde başarılı olamazsak, bu seçimlerde birinci parti çıkamazsak bir yerlere adaylık falan da düşünmüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı cezaya ilişkide konuşma yapan Taner şunları söyledi. İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yapılan seçimlerinde, yani belediye başkanları seçimleri sırasında birilerinin hiçbir şey olmasa da bir şeyler olmuştur düşüncesiyle iptal edilen seçimlerin arkasından söylenen bir sözden dolayı o seçimlerle ilgili o seçimin iptal edilmesinin ahmakça olduğunu iddia eden Sayın İmamoğlu dün 2 yıl 7 ay 15 gün ceza aldı. Burada bir başka enteresan olan şey var. Daha önce yargılamayı yapan hakim maalesef görevden alındı, bir başka yere gönderildi. Şu anda orada görevli olan hakim iktidarın istediği o cezayı verdi. Bundan 20 yıl önce o Saraçhane'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan şiir söyleyip de cezaevine giriyorum diye o mahkumiyet öncesinde Saraçhane'de bir miting yapmıştı. O mitingde de bir şey demişti. Dediği şey şuydu. Bu şarkı burada bitmez. Ama dün verilen kararla o şarkının artık bittiğini, yeni bir şarkının başlayacağını Türk milleti görecek.